Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhüm salat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullah aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar vaka edenler rahmetullah aleyhim ecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Emma ba'du hamdele salveleden sonra. Evet, şimdi İslam'da her şeyin başlama usulü var. Her derste buraya gelenler her zaman bilirler. Biz ne yapıyoruz? Burada elhamdülillah diyoruz. Vessalatu vesselamu ala rasulillah diyoruz. Elhamdülillah demek hamdeledir. Vessalatu vesselamu ala rasulillah Muhammed demek salveledir. Bunlara da besmele ile başlanır. Besmele de bismillahirrahmanirrahim demektir. Bunları böyle söyledikten sonra bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala hayr halkillah dedikten sonra amma ba'd. Peygamberimizin şeysi bu. Bundan sonra mektup yazarsan besmele, hamdele, salvele. Konuşurken besmele, hamdele, salvele. Ondan sonra emma ba'd yaz. Ne diyeceksen, meramın neyse onu yaz. Kitabına başla. Bütün kitaplarda böyledir. Bu üstaz da bu güzel kitabını yazarken aynı usullere dikkat etmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ce'alel insâne hüven nüshatü sugra diye başlıyor. Arkasından da vessalâtu vesselâm alâ afdalil âlemîne diye Peygamberimize salavat ediyor. Ve ba'du bundan sonra diye başlıyor kitabını yazmaya. Bu Peygamberimizin sünnetidir. Siz de bir işe başlarken, konuşmaya başlarken Bismillah, elhamdülillah vessalatu vesselam ala hayr halkillah diyeceksiniz. Ondan sonra meramınız maksadı neyse emma ba'd. Bundan sonra hamdele salveleden sonra diye işinize başlayacaksınız. Bu sözü ilk söyleyen evet Davud aleyhisselam diyen var. Emma ba'd sözünü. Yakup aleyhisselam'ın söylediğini söyleyen var. Yarib bin Kahtan diyen var, Ka'b bin Lüey diyen var, evet, Sahban bin Vail diyen var, Hus bin Saide diyen var. Emma ba'd sözü Peygamberimiz de söylemiş. Kim söylese söylesin, Peygamberimiz bunu söylediği için sünnettir, sünnettir. Evet. Fema balu akvamin. İşte besmele, hamdele, salvereden sonra. فَمَا بَالُ اَقْوَامٍ Şu adamlara ne oluyor yahu? Evet. Şu adamlara ne oluyor yahu? يَشْتَرِتُونَ شُرُوتًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ Allah'ın kitabında, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın tanıdığı şartların dışında şart koşuyorlar. Şartların dışında şart koşuyorlar. Ne oluyor bunlara? Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir evvelki hadisini Sevban dediğimiz Efendimizin hizmetçisi nakletti bize. Bu Sevban köle olarak cihattan sonra Peygamberimizin hissesine düşmüş. O hiç köle tutmamış. Hepsini azat etmiş. Ama bu Sevban gitmeyeceğim ben diyor. Efendimiz'e hizmet edeceğim diyor. Peygamberimizi çok seven bir adam. Evde bırakmış onu bir cihada gittiğinde, savaşa gittiğinde sen demiş evde kal, kolaçan et sağa sola. Gidince aklına Peygamberimizden ayrılık dolayısıyla hasret içinde dünya ahiret başlamış düşüncelerine demiş yahu şimdi bak Peygamber beni yalnız bıraktı gitti. Ben ondan ayrı kaldım diye üzülüyorum. Şimdi ahirete gidince ebediyen onunla buluşamayacağım. Çünkü o peygamber. Ben cennete gitsem bile o peygamber. Onun makamı nerede? Benim makamım nerede? Cennete gideceğim de şüpheli.
öyle bir üzüntüye kapılmış ki, kahrolmuş üzüntüsünden. Peygamberimiz o kadar seviyor, ondan hiç ayrılmak istemiyor. Seferden dönmüş gelmiş Peygamberimiz, bakmış bu Sevban sapsarı, dudakları uçuklamış. Hayrola demiş, hasta mısın Sevban? Yok ya Resulallah. Niye ya? Niye dudaklarımı uçuklamış, niye sarardın? Ya Resulallah, siz beni evde bıraktınız gittiniz, sizin ayrılığınızdan dolayı çok üzüldüm. Son ahiret aklıma geldi. Ya oraya cennete gideceğim garanti değil. Cennete gidemezsem ebediyen peygamberi göremeyeceğim. Cennete gitsem de o peygamber, ben kimim? Gene makamı yüksek, ona ulaşamayacağım. Aklıma bu geldi ya Resulallah. Senden ayrı kalacağımı düşündükçe kahroldum. Deyince ayet-i celle inmiş. Allah'ı ve Resulünü sevenler Resulullah'la beraberdir diye. Bu ne güzel arkadaşlıktır bu diye. Peygamberi candan sevdiniz mi? Makamınız peygamberlik makamı olmasa da Allah cennette peygamberimizi buluşturacak inşallah. Allah bizi de onlardan eylesin. Bu Berire de, Berire peygamberimize hizmet edenlerden Berire. Gene gitmemiş bu da. Ben demiş, azat, özgür bırakmış peygamberimiz. Hayır demiş, size hizmet edeceğim. Azat ederken Ayşe annemiz demiş ki, işte sen serbestsin, gitmeyeceğim demiş. Bu olay onunla ilgili. Şimdi köleleri özgür bırakmak büyük sevap. İslam'da kölelik var. Ama köleliği İslam icat etmedi. Şimdi tarihte bulunuyorlar, taan ediyorlar İslam'a, kölelik var filan diye. Köleliği İslam icat etmedi. İnsan olaldan beri kölelik var. Neden? Bazı insan çok güçlü, kuvvetli, değil mi? Bir yumruk vuruyor adam, öldürüyor. Boksör. Ne kadar güçlü. Öteki cılız, üfürsen yıkılacak. O güçlü olan onu emrine alıyor. Gücünden dolayı. Bu böyle. Bazı adam çok zeki. Öteki o kadar yok, aklı. O zeki olan öteki adamı emrine alıyor. Yani bundan dolayı bu da dünyanın düzenini kurulması için gerekli. Herkes çok zeki olsaydı kimi çalıştıracaktık bazı işlerde? Değil mi? Allah'ın düzeni böyle. İşte bu nedenle, farklılıklar nedeniyle, güç ve zeka farkları, insanlar olduğundan beri birisi efendi, birisi köle. Evvelce köleler öldürülebiliyor. Kimse sormuyor. Kölesini adam öldürebiliyor. İstediği şekilde muamele edebiliyor. İslam hayır demiş. Köle de insandır. Yediğinizden yedireceksiniz. Giydiğinizden giydireceksiniz. O senin yanında çalışacak. Tamam, kabul. Ama bu şartlarda öldüremezsiniz. Gücünün üstünde iş yükleyemezsiniz. Sadece sizin emrinizde çalışacak. Ben gideceğim, çalışmayacağım diyemez. Ama bu şartlarda bir insanileştirmiş, bir de köleyi azat edeni Allah cehennemde yakmaz diyor Peygamberimiz. Teşvik ediyor köle azadına. Kölenin kaynağı da cihattır. Yani gideceksin düşmana, en kıymetli şeyin olan canını Allah için ortaya koyacaksın. Çünkü cihat ilahi kelimetullah için, la ilahe illallah kelimesinin yeryüzüne yayılması için, yazılması için, adaletin hakim kılınması için yapılır. Bu maksatları Allah için gideceksin, ölmeyeceksin, yeneceksin, adamları esir alacaksın. Komutan da o esirleri, düşman esirlerini sana köle olarak verirse, takdir onun, komutanın, devletin. O esirler senin kölen oluyor. Kadın esirler de cariye oluyor. Onları emrinde çalıştırırsın. Ama yiyeceğinden yedireceksin, giydiğinden giydireceksin. Takatın üstünde iş sunmayacaksın. İslam'da böyle kölelik var, teşvik etmiş. Azat eden cehennemde yanmaz diye. Hatta köleliği biraz azatlığa, özgür bırakmaya, köleliği sona erdirmeye teşvik sadedinde bir kolunu azat etmiş kölenin. O kolu cehenneme girmez diyor Peygamberimiz. Hani tamamını kıyamaz belki
bir kolunu, bir bacağını bu şekilde azada bile yol açmış ki kölelerin özgür kılınmasına vesile olsun, teşvik olsun diye. Evet, bu kölelikte şöyle bir şey var. İşte hadis onunla ilgili. Şimdi köle azat ediliyor. Cenneti kazanmak için adam köleyi azat edecek. Azat olurken, özgür kılınırken, bak ben bir cinayet işlersem, efendisiyle anlaşma yapıyor. Ben bir cinayet işlersem diyet ödeniyor İslam'da. Ölenin diyeti ödüyor, öldüren. Benim diyetimi sen ödeyeceksin efendisine. Ama ben ölürsem malımı da, kazandığım malı da sen mirasçı olacaksın. Buna muvalat. Ne ölen muvalat deniyor. Şimdi kural bu. Böyle bir anlaşma caiz. Fakat ben hem köleyi azat edeceğim hem de şeyi vermeyeceğim sana. Bu yetkiyi vermeyeceğim. Bana mirasçı olmayacaksın. Sana falan gibi şart koşmuşlar. Efendim ne oluyor insanlara diyor. Allah'ın kitabında olmayan şartları koşuyorlar. Evet. Alışverişte. Malın teslimini şart koşabilirsin. Malın şart koşabilirsin. Meşru, doğru. Ama olmayacak şartları koşamazsın. Koşamazsın. Evlilikte de ev reisi kocadır. Kocanı koca istediği yerde ikamet edebilir. Müstakil ev olmak kaydıyla karısını istediği yerde ikamet ettirebilir. Kadının şeyine göre, toplumdaki derecesine göre, yani çok zengin kadın, fakir kadın, hani ona göre bir ev, ona göre bir mahalle. Bunlar hep Allah'ın emri. Herif çok zengin, karısını gecekonda tutturuyor, tutturamaz. Ona göre evini güzel ev yapacak. Bu hanımının hakkı. Cimrilik yapıp her bir gecekonda tutturamaz yani. Kadının hakkı bu. Maruf üzere diyor. Şeye göre, evet, şimdi böyle sen benim yanıma gelirsen seninle evlenirim. Bu şart yok. Bu ikamet şartı kocanın hakkı. Böyle desem bile geçersiz. Kadın kocanın arkasından gidecek. Evet, şimdi bunu söylüyoruz. Toplumumuzda maalesef bunlar hala oluyor. Adam memur, İstanbul'dan evlenmiş. Tutuyorlar Erzurum'a, tayin ediyorlar. Kız gitmiyor. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Burada evlendik. Erzurum'a gitmem diyor. Müslümansan gideceksin hanımefendi. Bu şart geçersiz bir şart. Yani gideceksin. Koca nereye giderse sen peşinden gideceksin. İşte kölelik konusunda da böyle şart koşmuşlar. Olmaz demiş. Ne biçim şart koşuyorsunuz? Allah'ın kitabında böyle bir şey yok. مَا كَانَ مِنْ شَرْتٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ Allah'ın kitabında tanınmayan şartlardan ne kadar koyarsanız koyun, geçersizdir, batıldır. وَاِنْ كَانَ مِيَةَ شَرْتٍ 100 şart olsa bile hiç önemi yok. Çünkü Allah tanımamış. Böyle bir şartları şey etmemiş. Geçersiz diyor. Bu hadis onunla ilgili. قَدَاءُ اللّٰهُ اَحَقُّ Allah'ın hükmü Kur'an. Ahakku uyulmaya daha layıktır. Ve şartullah evsaku Allah'ın tanıdığı şart, koyduğu şart daha sağlamdır. Diğerleri batıldır. Ve innemel velâ'u limen a'taka Vela hakkı azat edenindir. Vela hakkı değil mi bahsettiğim mirasçı olmak şeyi, diyetin ödemek şeyi azat edenindir. Evet, bu şartlar şimdi bilinmiyor, yapılmıyor, evet, uyulmuyor maalesef. Nasıl oluyor? Evet, şimdi tabii biz dinimizin hükümlerini size öğretmekle yükümlüyüz. Hanefi fıkhına göre kızın
İlla diyor şu oğlana varacağım diyor. Oğlan diyor ki illa şu kızı alacağım diyor. Babaya, anaya. Ana babanın şu hakkı var. Oğlum bu kız sana yaramaz. Bunun yetişme tarzı şu, düşüncesi şu. Evet sen hoşuna gidiyor falan ama yarın bu işler bir ay sürer sonra da kavga etmeye başlarsınız. Mesut olamazsın diye akıl verme hakkı var. İki tane atıp da almayacaksın lan bu kızı diyemez. Veya kıza da iki tane tokat atıp bu erkeğe oğlana varmayacaksın diyemez. Eğer oğlan Müslüman bir adamsa. Çünkü Müslüman bir kız dinen söylüyorum tabii kanunen değil. Dinen Müslüman bir kız Müslüman olmayınla evlenemez. Nikah tutmaz yani. Kesinlikle. Müslüman çocuk, düzgün çocuk, kız da babacığım diyor, sen iki tane kıza tokat atıp hayır ona varmayacaksın diyemez dinen. Hanefi fıkhına göre konuşuyorum. Ama şimdi öyle demiyorlar biliyorsunuz. Zorla şunu evlendiriyorlar, bunu aldırıyorlar. Sonra da töre diyorlar. Töre, adet. Öyle diyor bak peygamberin hadisi onun için okuduk size. Allah'ın şartı uyulmaya daha layıktır. Allah'ın şartı da bu arkadaş. Benim törem benim, senin tören sökmez arkadaş. Kur'an'ın ayeti böyle. Onun için yol gösterirsin. Mesela kız bir oğlana avayı yakmış. Oğlan serseri. Gavur değil ama serseri. E sen de eşraftan bir ailesin. İslam'da küfü vardı. Denklik. Mutluluk sebeplerinden birisi budur. Denk kimseler birbirine evlenmesi lazım. Züğürdün teki ve de öyle işte yani. Tokat atamazsın yine kızına. İslam'a göre hakime gideceksin. Hakim bey, benim kızım şu oğlana abayı yakmış. Ama o benim dengim değil. O adam serserinin teki. Bense şuyum. İspat edeceksin. Hakim engel olabilir. Senin tokat atma hakkın yok kızına. Zorlama hakkın yok. Zaten zorlarsan bir günlük iş değil ki, bir hayat boyu sürecek bir birlik. Ondan sonra da görüyorsunuz neler oluyor, neler oluyor. Töreden dolayı öldürüyorlar filan. İslam'da bunlar yok. Onu arz etmek istedim. Allah'ın koyduğu şart önemli. Allah'ın kitabında olan şart varsa örf, adet, töre geçersiz. Kur'an'a uyacağız eğer Müslümansak tabii. Eğer Müslümansak törenlere sökmez o zaman. Evet, onu söylemek istiyoruz. Bu hadis de onunla ilgili. Evet, hadis-i şerifi Abdurrazzak, Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace, Ayşe radıyallahu anha validemizden nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.